Bir el, bir mesaj, bir merhaba, bir günaydın, bir hoşça kalın. Bugün destek programını Ardanuş yaptı. Daha önce Zeynep yapıyordu istek programını. Cüneyt de yaptı. En çok dinlenen programlardan birisi oldu. Ben bazen böyle isimleri anıyorum ki hatırlayın. Bu ismi unutmayın. Bu insanların bu radyoda sonsuz emeği var. Evet, şimdi yayını hem size yapıyorum burada hem de radyodaki arkadaşlara yapıyorum. Onlar da bekliyorlar. Az önce kapıdan başını Semra uzattı ve bana şu an zafer işareti yapıyor. Zaten Periskop yayınından da Twitter üzerinden de bunları izliyorsunuz, görüyorsunuzdur. Semra burada çok uzun süre 7 Yelken programını yaptı. 7 Yelken programını yaptı, yapacaktı. 10 Ekim'de eğer yayın dönemimiz başlamış olsaydı yine 7 Yelken sizlerle birlikte olacaktı. Kimler katılmadı ki 7 Yelken programına? Semra'nın da size selamı var. Belki imkanımız olursa bir toplu halde hoşça kalın demek imkanı olursa, yaratılırsa ki olmayabilir. Çünkü kapımız kırılarak bu binaya girilecek. Bunu demek isteriz. Ama öyle bir imkanımız olmasa da bütün bu benim konuştuklarımı, anlattıklarımı Özgür Radyo emek veren herkesin fikri, görüşü, duygusu, düşüncesi olarak algılamanızı istiyorum. Devam ediyoruz yayınımız. Herhalde devam edecek gibi gözüküyor biraz daha. Az önce anlatıyordum yani neden bu radyo kapatıldı, niçin bugün bu duruma geldik diye. Bu topraklarda her gün günde 4 ya da 5 kadın en yakındaki erkek tarafından öldürülüyor, katlediliyor. Kadınlar itiraz ettikleri için, eskisi gibi yaşamak istemedikleri için, kocalarından boşanmak istedikleri için, sevgilerinden ayrılmak istedikleri için, aslında isyan ettikleri için kadınlar katlediliyor, öldürülüyor. Bu radyo, Özgür Radyo, hem kadın programında hem haberlerinde katledilen kadınların isyanı, çığlığı oldu. Onların sesini sizlere duyurdu. Öz savunma yapan kadınlara sahip çıktı haberleriyle. Bu nedenle erkek egemen devletin baskısına maruzuna kalıyoruz. Kadınların isyanını size duyurduğumuz için kapatıldık. Çok uzun süre bu radyoda emek gündemi programı yapıldı biliyorsunuz. Emek gündemi emekçilerin, işçilerin, izleyenlerin içinde yaşadığı koşulları, onların direnişlerini, tepkilerini, öfkelerini sizlere aktaran bir programdı. Özgür Radyo barışın, kardeşin, özgürlüğün, eşitliğin sesi olduğu kadar da emeğin sesi oldu. Biz bu dünyanın bütün zenginlikleri hepimize yeter diyoruz. Bizim itirazımız bu dünyanın bütün zenginliklerinin bir avuç sömürgen tarafından kullanılmasına bizim bütün itirazımız. Biz bu dünyanın bütün zenginlikleri, havası, suyu, toprağı, yemeği, içmesi ne varsa hepimize yeter diyoruz ve bu nedenle biz bu dünyanın zenginliklerinin eşit paylaşımını dile getirdik bütün yayınlarımızda. Emekçinin gündemi de bu oldu. Yeni yayın dönemi başlamış olsaydı vardiya arası programını yapacaktık sizinle birlikte. Erhan Bilgi bu programı yapacaktı. Bir de o da aynı şekilde Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya kadar dünyadaki işçilerin, emekçilerin mücadelesini sizlere aktaracaktı. Çünkü bir umut var. Biz buna inanıyoruz. Dünyada herkesin eşit bir biçimde yaşadığı, bu dünyanın zenginliklerini eşit bir biçimde paylaştığı, bölüştüğü bir başka dünya, bir başka hayat, bir başka basın, bir başka kültür var. Biz buna inanıyoruz ve bunun mücadelesini yayınlarımıza yapmaya çalıştık. Bu radyoda gençlik programları da oldu. İlk gençlik programını ben yapmıştım 98 yılında. İkarus diye bir programdı. İkarus şuydu. İkarus bağımlı kanatları olmasına rağmen güneşe uçan bir kuştu. Yani şuydu. Özgürlük arzusunun, özgürlük isteğinin, iradesinin aslında ne kadar güçlü olduğunu anlatan bir şeydi. Aslında bizim bu topraklarda yaptığımız bu yayıncılığın da anlamı bu. Biz İkarus gibiyiz aslına bakarsanız. Yani bu topraklarda Rütük baskısı, devlet baskısı, işte mali kuşatma, şunlar bunlar, ana akım medyanın ideolojik kuşatmasını bütün bunları düşündüğümüz aslında bizim yaptığımız yayıncılık, İmece TV'nin yaptığı yayıncılık, Hayatın Sesini yapmış olduğu yayıncılık aslında tam da bu. İkarus'taydık biz bu basının. Kollarımızdaki kanatlarımız belki bağ mumundan bunların eriyeceğini bile bile biz özgürlük arzusunu dile getirdik. Bundan sonra da dile getirmeye çalışacağız. Bir de biliyorsunuz mitolojide anka kuşu var. Anka kuşu bir efsanedir, sürekli anlatılır. Yanar, küllerinden kendisini yeniden inşa eder.
bu topraklarda basın özgürlüğü dediğimiz, basın dediğimiz şey aslında tam olarak böyle. Özgür Gündem gazetesinin geleneği, geçmişte olan bütün gazeteler defalarca basıldı. Çalışanları öldürüldü, en son binası mühürlendi ama ne oldu? Özgür basın geleneği devam etti. Eksik ya da fazla. Ama sonuçta tek gerçek olarak devam etti. Özgür Radyo da yine bu şekilde. 95 yılında yayın hayatına başladığında ilk 3 aylık yayın durdurmaya aldığında acaba ne olacak diye herkes soruyordu. Biz demiştik ki devam edeceğiz demiştik. Öyle oldu. Arkasından 6 ay geldi aynı şekilde. Arkasından peş peşe 3 yıllık ceza geldi ama biz her seferinde daha güçlü bir şekilde bu frekanslardan sizlere sesimizi ulaştırmayı başardık. Bundan sonra da başaracağız. Buna inanın. Evet, şu radyoda yapamadığım tek şey şarkı söylemekti. Söylemeyi düşünmüyorum. Hayır, öyle kapatmayı düşünmüyorum. Kesinlikle. Yani neşemiz yerinde. Çünkü biz gezi yaşadık. Gezi yaşadık ve biz neşeyle, keyifle, şarkıyla, dansla direnmeyi de gezi sayesinde öğrendik. Burada da keyfimiz yerinde. Elbette üzülüyoruz. Elbette canımız çok sıkkın. Elbette kapı kırıldığında belki bizim canımızı yakacaklar. Bütün bunları biliyoruz. Ama biz keyifle, neşeyle, inatla direnmeyi öğrendik. Geziden öğrendik. Sadece Gezi'den değil, Rojava'dan öğrendik, Orta Doğu'dan öğrendik ve bu öğrendiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Tarihi konuşmanı yapıyorsun şu an, farkındasın değil mi? Hı? Tarihi konuşma. He ya. Çok iyi gidiyor. Evet arkadaşlar, diyor ki tarihi konuşma ama emin olun biz daha büyük tarihler yazacağız. Daha büyük tarihi konuşmalar yapılacak bu mikrofonlarda ya da alanlarda, meydanlarda, en önemlisi tabii ki meydanlarda, sokaklarda yapılacak bu konuşmalar. Bekliyoruz, buradayız. Arkadaşlarımız burada, dostlarımız burada. Sizlerin de dışarıda beklemesini istiyoruz tabii ki. RTÜK üyeleri yayınımızı kesmek üzere Çamlıca'ya gittiler. Yani bu yayının verildiği bir direğin bulunduğu yere gittiler. Orada yayın kesilir ama biz internetten yayınımız devam etti. Şimdi internetten devam edeceğiz yayınımıza. Herhalde internet yayınıyla yayın bitmiş olacak. Sonuçta yani buraya kapıyı kırıp içeri girinceye kadar... Stüdyoya girinceye kadar bu yayını devam etmekte kararlıyız. Kararlıyız çünkü karar gayrimeşru. Yani biz bu kararı tanımıyoruz. Yani Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir karar alındı. Hiçbir hukuki zemini yok. Yani kendi kurdukları kurulları, RTÜK gibi kendi kurdukları kurulları bile işletmeden bu kararı aldılar. Her yönüyle tartışmalı, her yönüyle gayrimeşru bir karar olduğu için biz bu kararı tanımadığımız için bugün kapımızı açmıyoruz ve bu yayını sürdürüyoruz. Bu radyoda çokça programlar yapıldı. Örneğin rock programı vardı. Astimat Karınca çok uzun yıllar bu radyoya emek harcamıştı. Rock severlerin sürekli dinlediğini bildiğim programlardan birisiydi bu. Beyhan Aksoy bizimle çok uzun süre yayın yaptı. İstitralar aklıma gelen programlardan bir tanesi bu. Keza dün aslında Erdem'le konuştuk. Taş Tablet vardı. Cadılar Bayramı, klasiklerden, Dünyanın Etrafı Müzik gibi eski programları anlatıyorum, hatırlatıyorum. Bunlar da aynı zamanda mitoloji, masal, tarih programlarıydı. Tarih bilinçli örneğimiz çokça yayınladık. Yani bunları hatırlayacaksınız. Yani bu topraklardaki isyanlar, grevler, direnişler neler varsa mesela bunları size tarih bilinci programında aktardık. Çünkü yani hatırlamak zorundayız, öğrenmek zorundayız, anlamak zorundayız, hatırlatmak zorundayız. İşte Özgür Radyo hatırlattığı için aslında kapatıyor. Biliyorsunuz AKP özellikle 15 Temmuz'dan sonra yeni bir tarih yazımına girdiler. Yeni bir tarih inşasına girdiler. Okullarda işte bildiriler, kitapçıklar boşuna dağıtılmadı. Bütün bunlar aslında bizim yani bu halkların, bu coğrafyanın, bu kent, bu toprakların tarihini yeniden yazma girişimi. Yani bu meydanları, Taksim Meydanı'nı boşuna değiştirmek istemiyorlar. Haydarpaşa'yı boşuna yıkmak istemiyorlar. Bütün bunlar aslında toplamda yeni bir toplumsal yaşamın onlar bakımından bunun tarihini de aslında yazmaya çalışıyorlar. Ve biz bu tarihi, yani kendi tarihimizi, ezilenlerin tarihini aktardığımız için aslında kapatılıyoruz. Çok net bunu biliyoruz. Ne oldu?
Kapıda toplanan, kapıda toplanan dinleyicilerin önünü polis kesiyor. Hmm. Dinleyiciler toplanmaya başladı, profesyonelini kesiyor. Evet, Ç'nin çok güzel bir sözü var. Dayanışma izlenirin inceliğidir değil diyeni söyleyeceğim. Bunu da bence ezberlemek lazım. Ç diyor ki, önemli olan direnişçilere şans dilemek değil. Önemli olan onların direnişine ortak olmaktır diyor. Ya zafere ya da ölüme. Biz bu direnişin sonunun zafer olacağını biliyoruz. Ve şu anda işte Ç'nin dayanışma izlenirin inceliğidir diyen sözünü rehber edilen dinleyicilerimiz binamızın önünde toplanmaya başladı. Polis onları uzaklaştırmaya çalışıyor. Hiç önemli değil. Bizim için hiç önemli değil bu. Önemli olan bu sesi duydular. Kendi seslerine sahip çıkmak için bugün Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şanfası sokakta toplandılar. Ve bize inanılmaz bir güç verdiklerini ben buradan bir kez daha buradan söylemek istiyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çok yaklaştım bunlara. Bir bakıp geleyim ben ya. Gelmeyin. Polis ya. Motordan düştü. Bir gelip bakın şap, mı? Şap. Nerede? Dinleyicilerimiz? Ya ama izin vermiyorlar işte. Ben dinleyicilerim ya. Çok iyi ya. Şöyle hemen bir canım buraya koyalım. Gel sen bana. Arkamdan durmuyor. Göremiyor musun? Dışarı itiyorlar. Kitleyi sürüyorlar. Geliyor. Kalabalık. Ay. İnternet baksanıza devam ediyor mu? İnternet de mi gitti? Karasal yayın kesildiler. Karasal kesildi arkadaşlar. Yayın kesildi mi? Evet. Biliyorsunuz bu radyo frekanslarından günün başlarken de, günü kapatırken de en güzel şarkıları dinlediniz. En güzel aşk şarkıları. Buradan birbirinize çaldığınız aşk şarkılarıyla birbirlerinize duygularınızı, sevgilerinizi, özenmenizi gönderdiğinizde biz hep tanık oluyorduk, anlıyorduk, biliyorduk. İsyan şarkıları çaldık burada biz. Belki veda şarkıları çaldık. Kimi zaman veda etmek zorunda kaldınız belki de. Emek şarkıları çaldık bolca. Gezi direnişini hatırlayın. Gezi direnişindeki bütün o sahalarda söylenen şarkıları size aktarmaya çalıştık. Tabii her zaman önümüzde bir RİTÜK diye bir engel vardı ama biz mümkün olduğu kadar bu dünyanın, bu hayatın, bu evrenin sesini size duyurmaya çalıştık. Önder. Thank you.
Çok yüksek arzu. Yani günlerdir kesilmişti ya. Hani az aza düşmüştü. Şu an çok iyi. Frekans yayınımız kesildi. İnternet yayınımız devam ediyor. İnternet yayınımız kesinler. Ama biz yeniden döneceğiz. Başka biçimlerde, başka şekiller. Dedim ya, gerekirse haberli duvarda yazın. Gerekirse elimizde mikrofonlarda, gerekirse küçük bir el arabasına küçük bir ses düzeni koyup yine yaparız. Çünkü gerçeği size anlatmakta, gerçeği size ulaştırmakta, gerçeği buluşturmakta kararlıyız. Çünkü gerçeği sizin, bizim hepimizin ihtiyacı var. Sokakta bakıyorlar. Arzu! Polisler sokağa polisler sokağı kapatıyorlar, ha. Giriş çıkışları. Evet, arada bazen ilgili sesler geliyor olabilir size. Kusura bakmayın, bunlar olacak artık bugün çünkü özel bir durum. Polisler sokağı kapatmış, dinleyicilerimiz var, onu uzaklaştırdılar sokaktan. Ama gelenler var, arka taraftan görüyoruz onları, gelenleri de. İçeri girecekler muhtemelen, polis gücüyle yayını kapatmaya çalışacaklar, internet yayını kapatmaya çalışacaklar. Biz de zorla çıkartacaklar diye tahmin ediyoruz, avukatlarımız burada, dostlarımız da burada. Ama yani söylediğim gibi yani hiç bundan müsterih değiliz. Doğru yapıyoruz. Doğru olan buydu, haklı olan buydu. Gayrimeşru bir karar karşısında direnmek her zaman haktır. Anayasal da bir haktır. İnsanlığın birikiminde bu böyledir. Direnmek bir haktır ve biz direnme hakkını kullanıyoruz. Bütün bu yanlışlara karşı, bütün bu kötülüklere karşı, bütün bu karanlığa karşı da direnme hakkını kullanın diyoruz size. Ne oldu? Bekliyoruz. Sokağı kapattılar. He. Tamam. Ben devam ediyorum yani konuşmaya. Evet, kapımıza operasyon timi getirildiği söyleniyor. Tamam. Kapıyı kıracaklar birazdan. Hı-hı. Az sonra. Özel hareket. Tamam. Karasal yayınımız kesildi. İnternetten yayınımız sürüyor. Bunu sürdürmek için kapımızı açmıyoruz. Evet, dışarıdan da bilgi geliyor. Sokak kapatıldı. Operasyon timi denilen özel harekat polisleri, yanılmıyorsam böyle kar maskelerini, ev baskınlarını bilirsin. Onlar getirildiği söyleniyor. Muhtemelen kapıyı yarı kırarak içeriye girecekler. Bizi çağırdınız. Herkesten yani bu frekanslar sonunda
yöneltiyoruz. Başta Arsay başta içinden de geleceğiz ama kim karışmazsa son yayına geldiğimizi biraz içeri çekebiliriz. Öyle bir kapat telefonu, kapat telefonu. Sakin ya. Sakin olun. Sakiniz. Arkadaşlar, kesin kapatın. Arkadaşlar bir gözaltı yapın. Buradan görenler bir gözaltı, üstler olmaz yapın. Niye gözaltı? Al. Sus!